Evet, Sertaç Murat Koç YSK'nın önünden aktardı efendim. Şimdi dediğimiz gibi artık mitingler de başladı. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim çalışmalarına başladı ve ilk mitingini de Bolu'da gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi listelerini sert bir dille eleştirdi. CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak. Kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak, utanacaksınız, utanacaksınız. Muharrem İnce ilk mitingini yaptı. CHP'ye böyle seslendi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçimin ilk startını verdi. Bolu'da ilk mitingini gerçekleştirdi. İnce ilk mitinginde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili aday listesini eleştirdi. Evlere şenlik, evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp hain diyenler var ya, aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz. Altılı Masa için de sert bir dil kullandı. Önce kazanacak aday dediler. Sen kazanamazsın dediler Kılıçdaroğlu'na. Sen değilsin. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş. Sonra hallem oldun. Kılıçdaroğlu aday oldun. Anlaştılar. İyi günler değerli izleyenler. TV Yüz ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gizem Çetin. Haberde gün ortasıyla karşınızdayız. Tarih 10 Nisan 2023 günlerden pazartesi. Çok yoğun bir hafta sonunu geride bıraktık. YSK'ya milletvekili aday listelerinin teslim edilme süreci vardı biliyorsunuz ki. Liste savaşları yaşandı desek yeridir. Dün akşam saat 17'ye kadar teslim edilmesi gerekiyordu. Yani artık listeler netleşti ve bugün bültenimiz içerisinde o listelerde neler var, hangi detaylar dikkat çekti buna bakacağız. Pek tabii ki siyasetin, ekonominin de nabzını tutmaya devam edeceğiz. Şimdi siyasetle de hemen başlayalım. Seçim atmosferine girdik. Artık hemen hemen liderlerin her konuşması bir miting havasında da geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir toplu açılış törenindeydi, Pendik'teydi. Pek tabii ki konuşmasında Millet İttifakı'na yönelik bazı eleştiriler vardı. Millet İttifakı'na yedili kumar masası dedi. Peki başka neler söyledi? Haberimizi izleyelim. Bak neler yazmışlar oraya. Bay bay Kemal, iyi adam, hoş adam, dağarcığı boş adam. Batırır bu ülkeyi bir kadın beş adam, Pendik, Güney Sulular. Ula benim hemşerim dur. Gündeminde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Önce seccade konusu üzerinden yüklendi. Anlıyorum. Seccadeyi gösteriyor da, seccadeyi niye gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız, siz kıblenizi biliyorsunuz. Ama kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeyi ayakkabıyla basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı olamaz dedi. Bu kardeşiniz size neyi anlatsın? Bay Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Öyle mi? Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu mu? İstanbul'a belediye başkanı olduğu zaman çöp, çukur, çamur muydu İstanbul? Bu İstanbul'u pırıl pırıl hale biz getirdik mi? CHP'den almadık mı biz o zaman İstanbul'u? Kardeşlerim, bu Bay Bay Kemal aday oldu biliyorsunuz. Aday olduğu zaman
kağıthaneyi sordular. Ne dedi? Kağıt tepe dedi. Hatırlayın. Aynı gafları şimdi de yapıyor mu? Ya bundan bırakın belediye başkanı olmayı. Bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı sözü Millet İttifakı'na getirdi. E şimdi ne yaptılar? Altılı masa dediler. Yedili masa dediler. Hala anlaşamadılar. Şimdi bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak? Millet İttifakı için yedili kumar masası ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı ile yedili kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını sizler de görüyorsunuz. Kardeşlerim, bizim tek gündemimiz var. Ülkemize yeni eserler kazandırmak. Bizim tek gayemiz vatandaşlarımızın refah ve esenliğini sağlamaktır. Diğer tarafta biliyorsunuz 7 oyunculu bir kumar masası var. Peki kumar masasının gündeminde ne var? Onların gündeminde sadece kavga var. Çekişme var. Didişme var. Altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var.